Merhaba gençler. Bugün görmüş olduğunuz 11. sınıf deneme A kitapçığını çözeceğiz sizlerle beraber. Birinci sorumuzda bir yazım yanlışı sorusu görüyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz? Beraber bakalım. Bu metindeki altı çizili yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bu şehrimiz Doğu Anadolu'nun özel isim doğrudur. Ayrılması gerekiyordu. Yön sol tarafta, yani özel bir yerde bildirdiğinden dolayı. Burası doğru bir yazım. Plato bu şekilde yazılır alt çizili sözlüğe baktığımızda. Ama Türkiye'de havanın dağ, yani şuradaki dağın ayrılması gerekiyordu. Çünkü bu bağlaç olan bir dağ de. Nasıl kontrol ediyorduk? Cümleden kaldırarak kontrol ediyorduk. Türkiye'de havanın en soğuk olduğu yerlerden biri. Anlamda bir bozulma, bir daralma, bir sıkıntı olmadığına göre yani bu dağ ayrı olmalıydı. O yüzden cevabımız 3. İkinci soruya geldiğimizde bir noktalama işareti sorusu olduğunu görüyoruz. Ne diyor? Soru işareti koyacağız bir yerleri ve uygun olacak soru işaretinin kullanılması gereken yerini soruyor. Bir bakalım. Şöyle bir parçayı okuduğumuz vakit karşımıza çıkan özellikle şurada peki buradan sonra virgül gelecektir. Çünkü küçük başlayıp devam ediyor. Normalde önlem koymamız gerekirdi ama akılsız iseler hangi yoldan gidecekler? Burada bir soru sıfatı var. Yolu soracak. Hatta soruyor bile. Bir soru işareti gereken yer 4. Peki şurası kopya verir mi? Evet, kopya verir diye soracağınızı soru sormuş. İster sözde soru cümlesi, ister asıl soru cümlesi fark etmeksizin buraya soru işareti koyuyoruz. Bilginiz olsun. Üçüncü soruda bir noktalama işareti sorusu. Nasıl yapacağız? Tek tek yerleştireceğiz ve bilelim ki şu aşağıdaki sıra yukarıdaki sırayla aynı. Yani eleme yöntemiyle de bir en iyi bildiğiniz noktalama işaretinden de gidebilirsiniz. Hatta şöyle bir kopya verebilirim. Cümleyi okuduğumda bre deli geldim ki senin canını alayım verir misin? Yoksa benimle cenk eder misin? Dedi. Ben bunun bir yüklem olduğunu, bir alıntı cümle olduğunu görüyorum ve sonuna mutlaka bir nokta koymalıyım. Yani sadece bunu bile yaparak 1, 2, ve 3 şık birden eleyebiliyorsun. Peki bakalım nasıl yapacağız? Normal standartımız ne? Alıntı cümleden sonra ne yapıyorum? Bir virgül koyuyorum. Al kanatlı Azrail, benim elime geçse de onu öldüreydim diyordun. Tırnak yoksa virgül var. Birincisi zaten virgül. İkisinde de bredeli. Bak buraya bir önlem koymak zorundayım. Neden? Çünkü burada brede sesleniyor. Bir seslenme var. Yani cevabım Adana olmalıydı. Bu gidişata göre. Alayım virgül şurada da soru işareti cenk eder misin? Zaten soru edatı mevcut. Yani cevabım her türlü Adana oluyor. Dördüncü sorumuz bir yazım kuralları içeren bir soru. Yani yazım yanlışı içeren bir soru. Ne diyor? Altı çizili sözcükler diyor. Bir bakalım ne var? Filmler. Evet, filmler böyle yazılır. Vazgeçmek anlamca kaynaşmış birleşik bir sözcük. Böyle yazılır. Ana karakter böyle yazılır. Marmara sineması özel bir isim bildirdiğinden dolayı bu şekilde yazılır. Ama şurada iç içe hali kalmış bir ikileme olduğundan ötürü bunu bir ayrı yazmalıydık. Yani dördün cevabı Edirne olmalıydı. Beşinci soruya geldiğimiz vakit ne diyor bu cümlede? Ha, öge sorusu sorsun bakalım biz nasıl cevap vereceğiz ona bakalım bir de. Şimdi ilk yapmamız gereken şey neydi? Cümle ögelerinde önce bir yüklem bulmaktı. Bir bakalım bakalım nasıl olacak. Şimdi bırakmıştı yüklem. Niye? Çekimli bir fiil olduğunu görüyorum. Bir söz öbeği, bir isim tamlaması falan olmadığı için tek başına alabilirim. Sıkıntı değil. Bırakan kim? Sorusunu soruyorum. Bakıyorum ki Türk sinemasını çok düzgün çizemedim ama biliyorsun sen ne olduğunu. Kocaman gözlü küçük hanımefendisi Belgin Doruk. Bu bir özne. Hemen özne ile yüklemimiz yokmuş gerçi. Bir özneyi çizeyim de gitsin. Peki. Ne diyeceğim buradan sonra? Keyfime göre davranabilirim aslında ama yine de bir bakalım neler kolayıma gelecek. Belirtili nesnemi, zarf tümleci mi, olay tümleci mi, belirtisiz nesne mi? Ne bırakmıştı diyebilirim. Ne bırakmıştı? Onlarca film. Ne sorusunu soruyorum. Ve belirtme hali ki almadığına göre o zaman bu belirtisiz nesne olacak. Şöyle bir yazabildiğimiz kadarıyla B'siz nesne. O zaman abi bu da gider.
Peki, bir de ne zaman sorusunu sorsak nasıl olur? Ne zaman? 59 yaşında, dramatik bir sonla hayata veda ettiğinde. Şunu da zarf cümlece alsam kim ne der bana? Kimse bir şey diyemez. Nereye bırakmıştı? Sinema arşivine derim. Yani yer tamlayıcısı, yani dolaylı tümlecin olduğunu görürüm. Ve hangisi yoktur diyor. Belirtili nesne mevcut değil. Beşe Ceyhan diyeceğiz. Ve size şöyle de bir taktik verebilirim. Bunun cevabı kesinlikle hani şöyle bir şey. Buralara geldikten sonra belirtili nesne, belirsiz nesne. Hani bir cümlede hem belirtili nesne hem belirsiz nesne olamaz. Anlatabildim mi bilmiyorum ama ya böyle bir kural yok. Ya belirsiz nesne olur, ya belirtili nesne olur, ya da ikisi de olmaz. Hani buradan da bir kopya çekebilirdiniz diyeyim. Bu tür 6. soru gibi sorularda hani ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır sorularında taktiğim nasıldı? Şu şekildeydi. Yüklemi görecektim. Yükleme sorular sorup da bölecektim normalde. Burada hazır bölünmüşü var. Demek ki neymiş? Yüklem bulup ona yapıştırmak gerekiyor. Hani nasıl? Misalen baktım kim ben? Neye? Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine. Dolaylı tümleçle yüklemden oluşuyor. Yani yanlışlık yapılmıştır diyemem burada. A gider. Ormanlar kralı aslan yatmış. Kocaman bir ağacın gölgesine yatmış. Yani her bir parçayı alıp yükleme yapıştırırsam yanlışlık yapılıp yapılmadığını görürüm. Bir bozukluk yok. O yüzden Bursa'da gider. Aktı. Birdenbire aktı. Buruşuk yüzü üzerinden aktı. Bir gözyaşı seli aktı. Bunda da sıkıntı yok. Onun bilmektedir. Ha, burada bir problem var. Cevabını Denizli. Nereden anlıyorum? Bu bir isim tamlaması. Bak. Onun Rumeli türkülerini severek dinlediğini bilmektedir. Kim? Herkes. Bu şekilde cevabın Denizli olduğunu göreceğiz. İncelediğimizde de Edirne'nin sorunu olmadığını göreceksindir. 20. soruya geldiğimizde ise parça verilmiş ve yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir sorusu soruluyor. Parçanın bütününü okuduğumuzda toplumun edebiyatla birbirini etkilediğini, özellikle edebiyattan kastım okurun, yazarın ve eserin olduğunu görmek mümkün. Ve 7. soruda bir kere 1'i alacağız. 1'i aldığımız için şu iki şıkkın gittiğini görüyoruz. Her zaman kelimesi işi bozar. Toplumsal duyarlılığı ön plana çıkarır. Hani buradan 2'ye elediğimiz vakit B'de gidiyor. 3. Toplumlar kendilerini en iyi şekilde edebi eserlerle ifade eder İbaresini de kesin olarak çıkarmak mümkün değil. 7'yi Adana olarak görüyoruz. 8. soruya geldiğimizde bir öge ve öge dizilişi sorusu olduğunun farkındayız. Bakıyoruz bir şansımıza deneyeceğiz. Yaşıyor yüklem. Yaşayan kim sorusunu sorduğumuz vakit evimizin ki bir isim tamlaması, tamlayanının birden çok olan bir isim tamlaması olduğunu görüyoruz. Evimizin, sokağımızın, mahallemizin değerli varlıkları olan kediler. Ne yaşıyor? Sandığınızdan farklı bir hayat. Belirtisiz bir nesne olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız Adana, özne, nesne ve yüklem şeklinde sıralanmış diyoruz. 8 Adana. 9. soru yine bir öge sorusu ve bu 9. soru gibi soruları yaparken özellikle özne de yüklem de değildir diyorsa yapan ve yüklem lazım bize. Bakıyorum ne yapıyor? Uyuyor. Yüklem olduğunu göreceğim. Aliler özne olduğunu göreceğim. Kim geliyor da ne yapıyor da yaptığı ne uyuyor şeklinde. Yarın hava nasılmış? Yağışlıymış. Devam ediyorum. Edirne'ye geldiğimde ise doğum günde baban sana ne aldı? Aldı yüklem. Alan kim? Baban. Peki ne aldı? Yeni bir akıllı telefon. Bunun nesne olduğunu göreceğim. Yani özne de yüklem de olmayacak. 9'a Edirne. 10. soru. Bir bütün olarak okunduğu vakit bu metnin dil ve anlatımı için hangisi söylenemez? Gelen destek güçleri de yeterli olmuyor. Onların da sayıları giderek azalıyordu diye başlayan ve dığlı dili devam eden aslında birinci kişi ağzından aktarılmıştır İbaresinin yanlış olduğunu göreceğiz. Çünkü bu birinci kişi değil, üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır diyoruz. Ona Adana demekte fayda var. 11. soruya geldiğimizde anlatımında hangisi yoktur diyor.
Gün batımı keyfini Bodrum'da yaşamak üzere yola çıkıyoruz diye başlayan bir betimlemenin, hatta öykülemenin, çünkü devamında olaylar sırayla devam ediyor ve 70'li yıllarda Süngercilerle ünlüymüş deyip açıklamalara devam ediyor ki bunlarla ben şurada ilk bakışta dev bir gölü gibi, pardon, ilk bakışta dev bir gölü andıran koy dediğimizde bir benzetme de olduğunu görüyoruz. Cevabın C, yani tartışta olduğunu söyleyeceğiz. 12. soruda bir metin verilmiş, yine dil ve anlatımı, yani üslubu için söylenecek şeylerin olup olmadığını kontrol edin diyor ve söylenemezleri işaretleyin bize diyorlar. Peki bir bakalım neyin nasıl olduğuna. Tarık adını verdiği heybetli güçlü bir kayayı severdi diye başlayan ki betimleyici ögelerde ne yararlanıldığını her türlü görüyoruz. Peki birden yararlanıyorsa A ve B gitmez mi? Gider rahat rahat. Tanık gösterme söz konusu mu? Hayır. Şöyle bir baktığımızda olmadığını görüyoruz. O zaman 2 olanı kabul edeceğiz. 2 D'de ve C'de mevcut. Kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmamıştır. Söz sanatlarından yararlanılmış mıdır? Kesinlikle yararlanılmıştır. O zaman cevabım 12 için Ceyhan olacak. 13. soruya geldiğimizde yeni bir metin, yani bir fıkra türü ile alakalı özelliklerden hangisini örnek gösterilemez tadında bir sorumuz var. 13. sorunun cevabının ne olduğunu göreceğiz. Şimdi kişisel görüşler içeriyor mu? Kesinlikle içeriyor. Bir olanı bir eleyeceğiz. Çünkü mizah süpürge sopası değildir diyor. Özlü bir anlatım benimsenir. Kesinlikle. Üçü olanları da eleyeceğim. Görüşleri kanıtlama gereği duymayan bir metindir. Kesinlikle şu dördü de eleyeceğim. Neden iki kalacak? Güncel siyasi konuları ele alır sadece. Şimdi bunu örnek olarak gösteremeyeceğiz. Parça dahilinde cevabımız Bursa. 14. soruya geldiğimizde böyle bu türle başlayıp baştan aşağı kanıtlayıcı bilgiler TDK'den TÜBİTAK'a, hatta Gürsöy ve Naskali'den 96 yılında yazılmış eserine kadar kanıtlayıcı ögeler söz konusu olduğundan ötürü burada sadece 14. soruda kanıtlayıcı ögelerin içerdiği sadece bir makale söz konusudur. O yüzden 14'e Adana demekte fayda var. 15'e geldiğimizde parçayı bir okuyoruz. Asıl tuzaklı insanlardan hoşlanır mısınız? Desem tabii bana gülersiniz deyip hoş sohbet bir başlangıç yapmış. Yani konuşma, samimiyet gibi bir başlangıç yapmış. Hatta lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir önce bitirmeye bakarsınız deyip hani biraz da kopya vermeye çalışmış. Tabii ki bu bir fıkra ya da makale değildir. Bu bir eleştiri değildir. 15'te seçeceğimiz iki şey olmalıydı. Ya sohbet ya da deneme olmalıydı. Şimdi bu bir deneme değil. Bu kanıtlama gereği de duymaz ki denemede de bu böyle olmasına rağmen. Daha samimi, sohbet edercesine, söyleşi yaparcasına, soru sorup cevap verircesine konuştuğu için 15'e Denizli demekte fayda var gençlik. 16. soruda ise artık hani okulda yaptınız mı yapmadınız mı bilmiyorum ama bir tez, bir jüri, bir de antitez var ise, hatta gruplar halinde tartışmaya denen bir şey var ise bu her türlü münazara olacaktır. Çürütüp, karşı tarafın görüşlerini çürütüp tartışmadan galip çıkmaya çalışır ki uzun uzun anlatmaya çok da gerek yok. Çünkü münazara haricinde konferans, forum, sempozyum ya da panel özelliklerini parça taşımıyor. 17. soruya geldiğimizde bir akım, edebi akım sorusu olduğunu görüyoruz ve açıkçası bize güzel kopyalar vermiş. Çünkü bunlar kopyasız çözülmez. Dinamik bir oluş içindeki insanın duygu ve ihtiraslarını, muhteşem iki kelime, kopya verme adına özellikle, insan gerçeğini diye devam eden, hani aşağılara geldiğimizde, çoğu zaman dışarıdan alınan koşullara göre değişebilen fikirler değil, ruhun derinliklerinde ve kolay kolay değişmeyen duygulardadır. Bu altını çizdiğim yerlerin duygu, ihtiras, insan gerçekliği özellikle romantizmde söz konusu olacak. 17'ye Adana dememiz gerekiyor. 18. soruya geldiğimizde yine bir edebi akım sorusu olduğunu görüyoruz. Gerçeklik endişesi. Daha ilk iki kelime bana bir şeyler düşündürdü aşağıda.
Açıkçası böyle bir realist, sürrealizmi bir kopya veriyor düşüncesi var. Onları doğal olarak gözleme götürür. Ha, işin içerisinde gözlem de var ise ki biz bunu realistlerle özetleyeceğiz. İlk cümleden bile çıkıyor. Geri kalanları hayale kapılmamak, gerçekten ayrılmamak gibi düşünceler direkt realistlerin, realizmin özellikleri olarak karşımıza çıkar. 18 Bursa. 19. sorumuza geldiğimizde biraz uzunca bir soru. Yeni tip sorulardan bir tanesi. Bir gazeteci, bir yazar karşılıklı konuşma içeren pardon, konuşmalar soru olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir diyalog var. Bunlardan hareketle hangisine ulaşılamaz diyor bize. Şimdi parça okuduğumuzdan dolayı ve ben bunu biraz daha küçülttüğümde videoya sığdıramıyorum. Sığdırıyorum da okunmuyor açıkçası. Ondan ötürü. Bir kere Edirne demek istiyorum. 19'u şöyle açıklayayım. Öykülerinden alınan parçalar okul kitaplarında yer almış gibi bir şuradaki özetten bir anlam çıkaramıyoruz maalesef. Çıkaramadığımız için Edirne olacak diyelim. 20. soruya geldiğimizde 20. soruya geldiğimizde şöyle bir Ziya Gökalp etkisinde kalarak şiirlerini heceyle yazmaya yönelmiş. Hatta bu soruda kesip baştan şöyle söylemek istiyorum, yani konuşmayı kesip. Şurada bir beşik, ocak kitapları, özellikle bu mizah kitapları bize çok yardımcı olacak ve edebiyat hayatına aruzla başladığını görüyoruz. Beş hececilerle anılıyor ki zaten burada beş hececiler verilmişti. Çoğu da zaten Ziya Gökalp'in etkisinde kalarak heceyle yazmaya yönelmişti. 20. soruda bize kopya veren şey fıkralar yazmış olması ve özellikle Beşik ve Ocak kitaplarında bir araya getirmesiydi. 20. soru bize Adana'yı getirecek. Bilginiz olsun gençler. 21. soruda parça ele alınıyor ve Samim Kocagöz'ün bir hikayesi bu. Yusuf Koca öyküsü 3 gündür aramadık yer bırakmamıştık diye başlıyor ki zaten sen de okumuştun. Hangisi söylenebilir diyor. Şimdi burada bir milli dini değerlere esas alınmıştır demek çok da mümkün değil açıkçası. Şöyle eleyeyim. Bunu elediğim vakit neden 3'ü seçtim? Çünkü 3 tane şıkta 3 vardı ve bu bana çok yardımcı oldu. Eledim. Şimdi 4 ile işim kalmadı açıkçası. O yüzden geçtim. Bireyin dünyası mı? Yoksa toplumcu gerçekçi mi? Şimdi baktığımız zaman parçaya bu toplumcu gerçekçi bir anlayış olduğunu görüyorum. Çünkü hiçbir şekilde bireyin dünyasına dokunmuyor. Psikolojiyle çok bir işi yok ama toplumcu gerçekçi bir anlayış söz konusu. Bunu da zaten biraz da Samim Kocagöz'ün özelliklerinden çıkarabiliriz diyoruz. 21 Adana. 22. soruya geldiğimizde boş bırakılan yeri, ki bu kolay bir soru da değildi açıkçası. Hangisi getirilemez? Cumhuriyet döneminde hikaye türünün önemli bir damarı da modernist hikaye olmuş diyor. Şimdi özellikler verilmiş ve nokta nokta bu akım doğrultusunda hikaye yazan başlıca sanatçılardandır deyip Nezihe Meriç'ten, Bilge Karasu'ya, Oğuz Atay'dan, Ferit Edgü'ye kadar bu arkadaşları alıp buraya yerleştirebiliyoruz. Ama Sevinç Çokum için aynı şeyi söylemek çok da mümkün değil. Çünkü o biraz daha Hisarcılara yakın bir özellik sergiliyordu. 22 Edirne diyoruz. 23. soruya geldiğimizde bir saf şiir sorusu var ki benim hoşuma giden sorulardan bir tanesi. Neden? Şimdi saf şiir bizde bir kişiyle açıkçası tam olarak özdeşleşmiş. Yani devamı var illaki ama Ahmet Haşim dememiz gerekiyor. Hani saf şiir dediğimiz zaman. Şimdi diyor ki bu saf şiir anlayışını benimsemiş bir şair yazmış olabilir diyor. Ve saf şiirin özellikleri verilmiş. Hani estetik güzellik olan şiir, ki özellikle burada kopya çekeceğimiz şey bu. Şuradan mesela Mehmet Emin'le başlamış ama şuraya geldiğimde bir sular sarardı, yüzüm perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta diyen bir merdiven şairi, merdiven şiiri ve Ahmet Haşim söz konusu. Açıkçası bu 23'te biraz da şiir biliyorsan soruyu net olarak yapabilirdin diyorum. 24. soru Tanzimat 1. dönem şiirinin sorusu. Ne diyor? Öne çıkan bir kavram. O dönemde öne çıkan bir kavram yer almaktadır. Yani 24 açıkçası biraz daha bir tık daha kolay bir soruymuş. Neye göre? Diğerlerine göre. Şu soldaki soruya göre. Şimdi neydi 1. Tanzimat döneminde
Tanzimat birinci döneminde ortaya çıkan kavramlar hak, hukuk, eşitlik, özgürlük, vatan, milliyet, Sakarya aklına ne gelir? Bak şurada bir güzel bir vatan var. Şurada güzel bir vatan var. Yani o kavram, vatan kavramı 24. sorunun bize sorduğu kavram. 25. soruya geldiğimizde böyle şiir özelliklerinin ön plana çıktığı bir Servet-i Fünun şiiri. Daha doğrusu o dönemin şiir anlayışının hangi özelliği yoktur diye soruyor bize. Bakıyorum ki lirik pastoral özellikler var. Tabii ki ilginç ilginç kelimeler var. Hani dembedemden nevagere kadar, ne bileyim pür ihtisaza kadar bir sürü ilginç kelimeler var. Ama bak bulutlar karardıkça gibi gibi. Hani ufka yaklaşır. Biraz daha böyle bir yavaş yavaş lirizmi. Biraz da doğayı ilgilendiren özellikler görebiliyoruz. Parnasimin etkileri tek tek okuduğumuzda seziliyor. Özellikle ses içerik açısından kendisini belli eden uygun kelimelerin kullanılması söz konusu. Betimleyici bir tutum şekil olarak zihnimizde canlandırma söz konusu kesinlikle var. 25'te ama seslenme ünlemlerinden çokça yararlanılmış mı? Hey, ah, ey, of gibi garip garip ünlemler mevcut mu? Hayır, değil. Çokça yararlanıldığı asla söylenemez. Açıkçası şu D şıkkının olmamasından bulmanız daha bir olasıydı diyorum. 26. soruya geldiğimizde biraz uzun bir Mehmet Akif'in şiir anlayışına yönelik bir soru olacak bu. Şimdi de bu metinler hareketle Mehmet Akif'in şiir anlayışı ile ilgili olarak ne söylenemez diyor. Parçanın bütününe baktığımızda açıkçası neler olup olmadığını göreceğiz. Gerçekler ayna tutulmuştur. Yani tutulmuştur. Halkın yaşamını yansıtmıştır. Evet ama ben burada saf şiir anlayışı benimsenmiştir ve özellikle hece ölçüsü kullanılmıştır demem doğru olmaz. Yani cevabımın Denizli olması gerekiyor. Parça bütününden çıkan sonuç bu. 27. soruya geldiğimiz vakitte ise bir eşleştirme söz konusu olacak. Bakıyorum sanatçılardan birine ait değil diyor. Abdülhakim Tarhan'da bir Makber görüyoruz. Artı Tevfik Fikret dediği zaman Şermin'i görmemiz mümkün. Cenab-ı Şahabettin dediğinde Tamat'ı, özellikle Ahmet Haşim dediğinde ise Göl Saatlerini eşleştirebileceğiz. Yani burada bir kendi gök kubbemiz dışta kalacak diyorum. Kendi gök kubbemizde Yahya Kemal Beyatlı'ya ait çok da güzel bir eserdir. 28. soruya geldiğimizde 1909'da yeniden yayınlanmaya başlayan Servet-i Fünun dergisinde bir araya gelen ve Türk Edebiyatı'nda ilk edebi bildiri yayınlayan ki bu bize açıkçası aslında yeter de artar bile Fecaati Topluğu olduğunu göreceksin. Tabii ki bu slogan sanat şahsi ve muhteremdir sloganı Fecaati'ye aittir. 28. soruyu da güzel bir şekilde Fecaati'ye işaretlemişsinizdir diye umuyorum. 29. soruya geldiğimizde ise bir açıklama söz konusu. Anlattıktan sonra bu anlayışını Cumhuriyet döneminde de sürdürdü gibi devam ediyor. Sanat adlı şiir memleketçi bir şiirin bildirisi gibidir. Çağın devire özellikle Deli Ozan takma adlarıyla mizah şiirler yazan sanatçımız Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Peki bu gruba kendinin dahil olduğu bir grup var. Beşeciler ya da Hecenin Beş Şairi diye bildiğimiz kişiler. Bunları ne diye kodlamıştık? Bu grubun üyesi değildi sorusunu bulabilmek için. Heyof ya da Feoy deniyordu. Enis Behiç'ten Halit Fahri'ye kadar, Orhan Seyfi'den Yusuf Ziya'ya kadar dönüp eşleştirebiliyoruz ama şurada bir Yahya Kemal var ki Heyof'un içine dahil etmemiz mümkün değil ki zaten yoktu. 29'a Denizli dememiz gerekecek. Ve 30. soruya geldiğimizde, son sorumuza geldiğimizde Tanzimat'ın ikinci dönem temsilcilerinden olan nokta 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 Tezatlar Şairi. Lakabı bildikten sonra devamına da pek gerek yok ama Şair-i Azam da deniyor. Sahra'yı yazdığı ki ilk pastoral şiiri olduğu vurgulanmış burada. Bildirilen sanatçımız tabii ki çok büyük bir sanatçımız. Abdülhakim Tarhan diyoruz. Türk Dil Edebiyatı testini burada bitiriyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum.